Şimdi Ben Taşkın Evet arkadaşlar bu videomuzda da tekrarımıza, genel tekrarımıza devam ediyoruz. Ve bu video itibariyle de 1982 Anayasası giriş hükümleri ve temel haklar ve ödevler ile alakalı, ünitemizle alakalı sorulara ve bunlarla ilgili konu tekrarımıza bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. Ve ilk sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmı hükümlerinden değildir demiş. Ve seçeneklere baktığımızda laiklik, millet egemenliği, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk medeniyetçiliği, militan demokrasi sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Ne diyorsunuz cevap olarak? beraber bakalım şimdi. Hatırlarsak arkadaşlar anayasanın başlangıç kısmı, anayasanın ilk kısmı olmakla beraber anayasanın bir nevi özetlendiği kısımdı. Burada henüz maddelere başlamıyordu. Burada takribi iki sayfalık bir metin anlatımı içerisinde anayasanın bir özeti yapılıyordu. Ve buradaki hüküm ve ilkelere baktığımızda bu ilkeler arasında laiklik yer alıyordu. Milli egemenlik yer alıyordu. Atatürk milliyetçiliği ve medeniyetçiliği yer alıyordu. Ama bu ülkeler kavramlar içerisinde, hükümler içerisinde militan demokrasi ifadesi yer almıyordu. Bu sebeple sorumuzun cevabı Edirne olacak. Geçtik diğer soruya ve sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde sayılan Cumhuriyet'in teliklerinden değildir demiş. Ve seçeneklere baktığımızda laik devlet, bölgeli devlet, sosyal devlet, demokratik devlet, insan haklarının saygılı devlet ifadeleri sırasıyla verilmiş. Anayasanın ikinci maddesini biliyorsak o şekilde soruyu zaten cevaplayacağız. Veya mantık olarak da hani genel vatandaş bilgine sahipsek yine mantık olarak da bu soruyu çözüme kavuşturabiliriz. Ne diyorsunuz? Bakalım şimdi beraber çözümde arkadaşlar. Anayasanın ikinci maddesi şöyleydi. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. İkinci madde böyle. Neyi saymıyor ikinci madde veya anayasa? Bölgeli devlet ifadesini saymıyor. Zira Türkiye Cumhuriyeti bölgeli bir devlet değil, üniter bir devlettir arkadaşlar. Bu sayede sorumuzun cevabı bulu diyeceğiz. Bir diğer sorumuz şöyle. Hukuk devletinin olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Seçeneklere baktığımızda idarenin mali sorumluluğunun olmaması, kanuni hakim güvencesi, adil yargılanma hakkı, yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetimi, kuvvetler ayrılığının benimsenmesi sırasıyla veriliyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Beraber bakalım şimdi çözümde. Arkadaşlar hukuk devleti özellikleri içerisinde idarenin mali sorumluluğunun olması bulunur. Olmaması olmaz. Peki ne demek bu? Devlet vatandaşına bir zarar verirse ve ben hukuk devletiyim diyorsa bu zararı karşılamakla yükümlüdür. Buna idarenin mali sorumluluğu diyoruz. Olması var, olmaması yok. O yüzden sorumuzun cevabı adına. Kanuni hakim güvencesi yine hukuk devletinde bulunması gereken bir özellik. Neydi? Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercine çıkarılamaz ve yargılanamaz. Bu da kanuni hakim güvencesi olarak hukuk devletinde olması gereken bir özellik. Adil yargılanma hakkı yine hukuk devletinde bulunması gereken bir özellik. Yasama, yürütme işlemlerinin yargısal denetimi. Kimse başına buyruk değil. Yasama, yürütme dahi yargı denetiminde. Bu da bir hukuk devleti özelliği. Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi gerekir yine. Yasama, yürütme, yargı etkili farklı organlara toplanmalı hukuk devletinde. Zira kabaca hukuk devleti de anayasası ve kanunları toplumun ve milletin ortak çıkarları, devletin ortak çıkarları dahilinde düzenlenmiş ve başına buyruk hareket etmeyen anayasasına ve kanunu göre hareket eden devlet yapısını özetle bize ifade ediyordu. Bu şekilde sorumuzun cevabı Adana olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletin unsurlarından değildir demiş. Seçeneklere baktığımızda düzenli aralıklarla yapılan seçimlerin varlığı, bakanların halk tarafından genel oyla seçilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, egemenliğin bir zümre ya da kişi yararına kullanılmaması, siyasi partinin eşit şekilde yürüttüğü iktidar yarışının olması sırasıyla bu şekilde seçenekler arkadaşlar. Çözüme geçelim. Doğru mu yanlış mı cevap diyorsunuz? Hangisi demokratin unsuru değildir diyor. Demokratin unsuru olmayana bakacağız. Demokratik devlet neydi? Halkın devlet yönetimine katılabildiği, bu noktada bir anlamda halkın kendi kendini temsil vasıtası vasıtasıyla yönetebildiği devlet yapısına demokratik devlet adını veriyorduk. Buna uygun olmayan ifadeye bakacağız. Düzenli aralıklarla seçimler yapılacak ki halk kendi kendini bu anlamda yönetebilsin. Bakanların halk tarafından genel oyla seçilmesi demiş. Evet böyle de olabilirdi ama demokrasilerde bunu pek görmüyoruz baktığımızda. Devlet başkanları genelde halk tarafından seçilir ama bakanların halk tarafından seçilebilmesi hani biraz olmayacak bir demokratik anlayış gibi ama kenarda dursun. Belki buna dönecek durum. Temel hak özgürlüklerin güvence altına alınması gerekiyor demokrat devlette. Egemenliğin bir zümre ya da kişi yararına kullanılmaması gerekiyor. Siyasi partinin eşit şekilde yürüttükler yarışını taşıması veya olması gerekiyor. Demek ki cevap Bolu'ymuş. Olsa güzel olur ama demokrasilerde bunu yapmak pek mümkün değil. O yüzden Demokratiyet'in bir unsur olarak bunu saymıyoruz. Olsa güzel olur ama yapmaya kalkarsak da biraz kargaşa çıkabilir yönetim süreci noktasında. O yüzden genel itibariyle Demokratiyet'te bunu bir özellik olarak saymıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple cevap Bolu olacak. Evet. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi layık devletin unsurlarından değildir diyor. Seçenklere baktığımızda din hizmetlerinin kanunzit olarak görülmesi veya yürütülmesi, din ile ilgili kurumlar ve devlet kurumlarının ayrı olması, resmi bir devlet dininin bulunmaması, belli koşullarda din ve mezhep ayrımı yapılabilmesi, devlet yönetiminde dini esasların kullanılması demiş arkadaşlar. Bu noktada arkadaşlar çözüme geçtiğimizde layık devletin unsuru olmayanı burada bize söylüyor. Din hizmetleri kavuzet olarak yürütülür. Bu genelde çelişen bir ifadedir. Layık devlette arkadaşlar nasıl toplumun eğitim, sağlık, adalet gibi hizmetleri ihtiyacı varsa din hizmetine ihtiyacı vardır ve layık devlet bu din hizmetini kendi kurumları vasıtasıyla sunar. Din ile ilgili kurumlar ve devlet kurumlarının ayrı olması gerekir. Yani din ve işleri birbirinden ayrılması gerekir. Resmi bir devlet dininin bulunmaması gerekir laik devlette. Belli koşullarda din ve mezhep ayrımı yapılabilmesi demiş. Bu pek uymadı. Şöyle alalım. Devlet yönetiminde dini esasların kullanılması demiş. Bu da baktığımızda pek hoşumuza gitmedi arkadaşlar. Ha, genelde işte bu soruyu da kasıtlı koyduk. Hani iki cevabım var aslında sorunun. Tabii Özlem böyle bir soru sormayacak ama Biraz modüler düşünmemiz gereken sorular oluyor. Yazarın sizin bunu görmenizi istemesi veya yazarın özensizden de olabilir. Belli koşullarda din ve mezhep ayrımı yapılması laikliğe aykırı mı acaba? Yapılmalı. Çünkü din ve mezhebe göre toplumdaki ihtiyaçlar değişebilir. O yüzden bazı din ve mezhep mensuplarına biz buna daha sonra insan hakları hukukuna baktığımızda ki bu anlatımlara bakmayacağız da diğer konu sorunu soru çözümlerimizde zaten bunun gibi durumlardan bahsetmiştik. Maddi eşitlik dediğimiz duruma burada vurgu yapıyor aslında seçenek. Bir din mensubunun farklı ihtiyaçları başka bir din mensubunun farklı ihtiyaçları olabilir. O yüzden din ve mezhep ayrımı yapılarak ona göre hizmetlerin sunulması gerekebilir. O yüzden bu biraz masumane hale geldi. Ama devlet yönetiminde dini esasların kullanılması deyince bu olmaz. O zaman daha bariz cevap olan Edirne olacak arkadaşlar. Laik devlette de, katil suretle devlet yönetiminde dini esasların kullanılmaması gerekir. Burada kullanılması demiş baktığımız zaman. Tabi denizi de olmuyor. Din ve mesaj ayrımı ama hizmet sunma noktasında din ve mesaj ayrımı yapılabilir. Bunu göz önünde bulundurursak de biraz masumane hale gelebiliyor. O yüzden bariz olan cevap Edirne ama Denizli diyenleri de aslında doğru demekte kabul, e, doğruluğunu kabul etmekte de aslında durum söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Peki. Arada böyle karmaşık soruları da veriyoruz arkadaşlar. Yayınlarda da benzer durumları görebiliyorsunuz. Bunların da farkındalığında olalım diye. Soruya geçelim yeni soruya. Yukarıdakilerden hangileri sosyal devletin araçları arasında yer alır demiş. Planlama, kamulaştırma ve vergi sırasıyla verilmiş öncüllerde arkadaşlar. Çözüme geçelim bakalım nasıl cevapladınız. Sosyal devletin araçları dediğimizde arkadaşlar planlama, kamulaştırma, vergide adalet bunların tamamı arkadaşlar sosyal devletin araçları arasında yer alıyor. Sosyal devlet planlama yapar, kamu yararı gerekçesiyle kamulaştırma yapar, vergide adalet noktasında hareket eder. Bunların tamamı sosyal devletin araçları arasında yer alıyor. O yüzden sorumuzun cevabı Edirne olacak. Hatta bunları sosyal devlet, sosyal haklar sağlayarak, bunları da bir araç olarak kullanarak yine amacını sağlamaya çalışır diye sosyal hakları da ekleyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yapılan bir düzenleme ile erkeklerin iki, kadınların ise bir oy hakkına sahip olacağı bu düzenleme gerçekleşirse aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırılık teşkil eder diye sormuş arkadaşlar. Ne diyor? Kadınlar tek oy hakkına sahip, erkekler ise iki oy hakkına sahip olacak. Hangisine aykırılık arz eder diyor. Seçeneklerde ise eşit oy, genel oy, gizli oy, açık sayım ve döküm serbest oy sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Peki neydi bu kavramlar bir daha bir hatırlayalım. Eşit oy deyince herhangi bir kişi arasında ayrım gözetilmeksizin herkesin bir oy hakkına sahip olmasına eşit oy diyorduk. Soruda erkekler iki kadınlar bir oy hakkına sahip olursa diyor neye aykırı olur diyor işte buna aykırı olur. Eşit oy aykırı. Genel oy dediğimizde Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her bir seçmenin oy kullanma hakkında olmasına genel oy ilkesi adını veriyorduk. Gizli oy dediğimizde kullanılan oyların herhangi bir işte seçmen iradesini açıklamadıkça veya oyunu açıklamadıkça bu oyun herhangi bir kişi, makam, organ tarafından bilinememesiydi. Açık sayım ve döküm kullanılan oyların şeffaflık, saydamlık çerçevesinde sayılması ve kamuoyuna duyurulmasıydı. Serbest oy dediğimizde ise arkadaşlar aslında günümüzde olan bir ilke değil. Seçimlerin serbestliğini daha çok kullanıyoruz. Ama geçmişte kullanılan bir ilkeydi. Seçmen hürradesiyle oyunu kullanır. Serbest oy. Ama artık günümüzde seçimlerin serbestliği ilkesi geçerliydi. Aynı kavram orada da var. Seçmen hürradesiyle oyunu kullanır. Ama oy kullanmak da aynı zamanda seçmenin bir hükümlülüğüdür deyince artık günümüzde seçimlerin serbestliği ilkesi bunun yerini almış oluyor arkadaşlar. Peki sorumuzun cevabı Adana'ydı. Geçtik bir sonraki soruya. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve ödevler aşağıdaki işlemlerden hangisiyle sınırlanabilir demiş. Seçeneklere baktığımızda kanun, tamim, yönetmelik, genelge ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Geçelim şimdi çözüme. Temel hak ve ödevler hangi işlemle sınırlanabilir deyince cevabımız kanun olur arkadaşlar. Ama temel hak ve hürriyetler hangi işlemle düzenlenir derse o zaman burada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye cevaplarız. Bu ayrımı unutmayın. Tabi bugüne kadar bu ayrıma girmedi ÖSYM e ki muadil sınavlarda sınırlamanın kanunla yapıldığını sordu ama eğer yayın sorularına görürseniz düzenlemeyi hangi işlem yapar deyince Cumhurbaşkanlığı diye cevaplarız. Soruda sınırlamayı yapan işlem sorulduğu üzere Adana kanun olacak sorumuzun cevabı. Geçtik bir sonraki soruya. Temel hak ve hürriyetlerin durdurulması halinde aşağıdakilerden hangisine müdahale edilebilir demiş. Seçeneklere baktığımızda ibadet hürriyeti, suç ve ezaların geçmişe yürümemesi, masumiyet karinesi, kanaatin açıklamaya zorlanamaması kişinin inancından dolayı suçlanamaması sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Ne diyorsunuz cevap olarak? Bakalım şimdi beraber doğru mu yanlış mı cevapladınız. Burada arkadaşlar soru köküne tekrar dönüyoruz. Haklar, hürriyetler durdurulduğunda hangisine müdahale edilebilir derken hangisi çekirdek haklardan değildir demeye çalışıyor. Hatırlarsak 5 tane çekirdek hak vardı ve bunlar kural olarak sınırlanamıyor veya durdurulamıyordu bunlardan olmayanı soruyor. Ki baktığımız seçeneklere suç ve cezaların geçmişe yürümemesi, masumiyet karinesi, kişinin din, vicdan düşüne ve kanaatten açıklamaya zorlamaması, aynı zamanda kişinin yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığın bütünlüğü bunlar çekirdek haklar arasında yer alıyordu. Ama ibadet hürriyeti çekirdek haklar arasında yer almıyor arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun cevabı da ne olacak? Ama şuna dikkat edelim kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamıyor ve bunlardan dolayı suçlanamıyor. Yani din hürriyetinin sınırlanması mümkün değil ama veya inanç hürriyetinin sınırlanması mümkün değil, durdurulması mümkün değil ama ibadet hürriyeti sınırlanabilir ve durdurulabilir durumdadır arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun cevabı Adana olacak. Bir sonraki sorumuz şöyle. Temel hak ve ödevler için getirilen genel sınama nedenleri hangi yıl yapılan anayasa değişikliğiyle anayasadan çıkarılmıştır diyor. 1987, 1995, 2001, 2004, 2006 seçeneklere sırasıyla verilmiş. Daha önce anayasa tarihinde ve temel hak ödevlerdeki konu bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Genel sebepleri ne demekti? Özel sebeplerinden ayrıca devlet canı istediği zaman istediği hakkı sınırlayabilir durumu bize genel sıma sebeplerini ifade ediyordu. Ve daha önce anayasalarda yokken genel sıma sebepleri 61 anayasasına yapılan 71-73 değişikliğiyle anayasa metni ekleniyordu. Daha sonra da 1982 anayasası yapılan 2001 değişikliğiyle anayasadan çıkarılıyordu. 2001 itibariyle artık anayasada 82 anayasasından bahsediyorsak 82 anayasasında genel sılama sebepleri bulunmuyor. Anayasada sadece özel sılama sebepleri vardı hatırlarsak eğer. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kişinin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve gelişme hakkının istisnasını oluşturmaz demiş arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, işkence yapılmaması seçeneklerde sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Ne diyorsunuz cevap olarak? Beraber bakalım. Moda mod, anayasa hükmünün doğruluğu ve yanlışlığını ölçen bir soru arkadaşlar. Maddi ve manevi varlığın korunması, geliştirilmesi hakkının istisnası olan yani bunun dışında kalan ifadeyi arayacağız. Meşru müdafaa noktasında bunlar söz konusu olabiliyor. Yakalama ve tutuklama kararının yerine getirilmesi noktasında söz konusu oluyor. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçması önlenmesi noktasında yine bu bir istisna. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması yine bir istisnayken anayasada işkence yapılmaması olarak böyle bir istisna belirtilmemiş. O yüzden sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne olacak. Diğer bir soru. Yakalanan veya tutulan kişi 1982 Anayasasına göre toplu olarak işlenen suçlarda en geç ne kadar süre içinde hakim önüne çıkarılır demiş? Seçeneklere baktığımızda tutulma yerine en yakın mahkemeye göndermesi gerektiği süre hariç en geç 8 gün, yine B'de benzer ifade en geç 48 saat içinde, C'de yine benzer ifade en geç 24 saat içinde, D'de yine benzer ifade en geç 4 gün içinde, E'de yine benzer ifadeyle devam edip en geç 1 hafta içinde hakim önüne çıkarılır şeklinde soruyu kurgulamışız. Peki ne diyorsunuz? toplu olarak işlenen suçlarda en geç ne kadar süre içinde yakalanan, tutuklanan kişi hakim önüne çıkarılır. Bakalım bir beraber cevabı arkadaşlar. Hani tek başına işlenen suçlarda en geç ilgili kişi 48 saat içinde hakim önüne çıkarılıyordu. Ama burada toplu olarak işlenen suçlarda dediği için arkadaşlar en geç 4 gün içinde hakim karşısına yakalanan ve tutuklanan kişi çıkarılır. Tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli olan süre Anayasa da bu şekilde ifade ediliyor. Bu sebeple sorumuzun cevabı Denizli olacak arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir demiş. Özel hayatın gizliliği, eğitim öğrenim hakkı ve ödevi, konut dokunulmazlığı, düzeltme ve cevap hakkı, mal bildirimi seçeneklerde sırasıyla verilmiş. Ne diyorsunuz cevap? Bakalım şimdi beraber sosyal ve ekonomik hak ve ödev olanı soruyor sorumuz. Ona göre yaklaşacağız. Özel hayatın gizliliği kişinin hak ve ödevleri arasında yer alıyor. Eğitim öğrenim hakkı ve ödevi sosyal ve ekonomik hak ve ödevleri arasında yer alıyor. Demek ki cevabımız bu olacak. Konut dokunulmazlığı kişinin hak ve ödevleri arasında yer alıyor. Düzeltme cevap hakkı yine kişinin hak ve ödevleri arasında yer alırken mal bildirimi siyasi hak ödeleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede sorumuzun cevabı Bolu olacak arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre mülkiyet hakkı aşağıdakilerden hangisine delile sınırlana bir demiş. Seçeneklere baktığımızda kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık, milli güvenlik, suç işlenmesinin önlenmesi şeklinde seçenekler sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Hangisi mülkiyet hakkının sılama sebebi? Ne diyorsunuz cevap olarak beraber bakalım şimdi arkadaşlar. Anayasayı incelersek mülkiyet hakkının tek bir sınırlama sebebi vardır. O da arkadaşlar kamu yararı oluyor. Kamu yararı varsa mülkiyet hakkı bir ama kamu yararı yoksa herhangi bir başka sebeple mülkiyet hakkı sınırlanamaz. Mesela kamulaştırma hatırlarsak kamu yararı sebebiyle yapılan bir uygulamaydı. Ve bunun içinde de özel mülkiyette bulunan taşınmaz bir mal bedel ödenerek devlet mülkiyetine geçirilebiliyordu. İşte kamulaştırmada kişinin mülkiyetinin devlet mülkiyetine geçirilme hali söz konusu oluyor. Çünkü kamulaştırmada kamu yararı olan bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden arkadaşlar anayasaya göre mülkiyet hakkı sadece kamu yararı sebebiyle sanabiliyor. Bu sebeple sorumuzun cevabı Adana oluyor. Diğer bir sorumuz. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti hangi nedenle sınırlanabilir diyor. Seçeneklere baktığımızda vatan hizmeti, suç soruşturması veya kovuşturulması, genel sağlık, kamu gücü, vergi borcu seçeneklerde sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Ne diyorsunuz cevap olarak? Beraber bakalım şimdi. Anayasayı yine incelediğimizde arkadaşlar yurt dışına çıkma hürriyetinin tek bir sınama sebebi vardır. O da suç soruşturması ve kovuşturması oluyor arkadaşlar. Başka diğer bir sebeple yurt dışına çıkma hürriyeti sıranamıyor. Bu sebeple sorumuzun cevabı bolu oluyor arkadaşlar. Diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ödevlerinden biridir diyor sorumuz. Seçeneklere baktığımızda ailenin korunması ve çocuk hakları, çalışma hakkı ve ödevi, eğitim öğrenim hakkı ve ödevi, bilim ve sanat hürriyeti, kamu hizmetlerine girme hakkı sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Ne olacak cevap? Beraber bakalım şimdi. Kişinin hakkı ve ödevi olanı soruyor arkadaşlar. Seçeneklere bu anlamda baktığımızda, ailenin korunması ve çocuk hakları sosyal ve ekonomik hak ve ödevler kapsamında yer alıyor. Çalışma hakkı ve ödevi yine sosyal ve ekonomik hak ve ödevler kapsamında yer alıyor. Eğitim, öğrenim, hakkı ve ödevi keza sosyal ve ekonomik hakkı ve ödev. Bilim ve sanat hürriyeti kişinin hakkı ve arasında yer alırken kamu hizmetlerine girme siyasi hak ve kapsamında yer alıyor arkadaşlar. Kişi hak ödevi olan Denizli'de yer alan bilim ve sanat hürriyeti oluyor. Bu sayede sorumuzun cevabı denizli diyeceğiz. Geçtik bir sonraki soruya. Kamulaştırma ile ilgili aşırı ifadelerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Seçeneklere baktığımızda devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilir. Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçekleştirilir. Gerçek karşılıkları peşin ödemek şartıyla yapılır. Özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar üzerinde gerçekleştirilir. Belediye için çıkan anlaşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. Sorumuzdaki seçenekler de bu şekilde arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Beraber şimdi bakalım çözümde. Kamulaştırma ile ilgili yanlışı bize soruyor sorumuz. Bakalım şimdi. Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilir. Mesela özel kişiler kamulaştırma yapamaz. Kamu yararı varsa kamulaştırma gerçekleştirilir. Kamu yararı yoksa kamulaştırma yapılamaz. Gerçek karşılıklar istisnalar olmakla beraber peşin olarak ödenir. Özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar üzerine gerçekleşir. Mesela kamu malları üzerinde kamulaştırma gerçekleşmez veya taşınır mallar üzerinde kamulaştırma gerçekleştirilmez. Özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar kamulaştırılır. Bedeli için çıkan anlaşmazlıklar idari yargıda çözümlenmez arkadaşlar. Evet kamulaştırma idari yargının konusuna giren bir durumdur ama bedeli itiraz davaları adli yargıda çözümlenmektedir. Hukuk düzenimiz gereği. O yüzden sorunun cevabı Edirne olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuz Türk vatandaşlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Seçeneklere baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanun gösterdiği şartlarda kazanılır ve ancak kanda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlı bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı Yargı yolu kapalıdır diyor sorumuz. Ne diyoruz cevap olarak? Bakalım şimdi beraber. Vatandaşlıkla ilgili yanlışı soruyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık ile bağlı olan herkes Türktür. Doğru ifade. Yani Türklük etnik bir ifade değildir. Türkiye Cumhuriyeti verinde, vatandaşına verilen bir adlandırmadır. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yani çocuğun doğuştan vatandaşlığı kazanmasında hem anne hem de babanın Türk olması şartı aranmıyor. İkisinden birisi Türk vatandaşıysa veya dediği üzere çocuk da Türk vatandaşlığı kazanmış oluyor. Vatandaşlık kanunu gösterilen şartlarda kazanılıyor ve kaybediliyor. Hatırlarsak yabancı bir kişi Türk vatandaşına girecekse veya Türk vatandaşı olan bir kişi vatandaşına çıkacaksa İçişleri Bakanlığı'na bu konuda başvurular yapılıyordu. Hiçbir Türk vatana bağlı bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatana bağlıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunursa da Cumhurbaşkanı'nın kararıyla vatandaşlıktan çıkarılabiliyor. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır demiş. İşte bu yanlış oldu. Yargı yolu kapatılamaz veya açıktır anayasanın olması gereken hükmü oluyor. O yüzden arkadaşlar Edirne yanlış. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz veya açıktır. Cümlenin doğrusu anayasadaki ifadesi olacak arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanabilir demiş. Seçeneklere baktığımızda silah altında bulunan başlar, askeri öğrenciler, taksili suçlardan hüküm giyenler, yabancılar, 18 yaşından küçükler sırasıyla seçeneklerde verilmiş arkadaşlar. Çözüme geçelim doğru mu cevapladık? Silah altında bulunan erver başlar seçimlerde oy kullanamaz. Askeri öğrenciler yine seçimlerde oy kullanamıyor. Diyor ki anayasa taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümler. Yani taksirli suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümler oy kullanır. Ama kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümler oy kullanamaz. Burada hüküm giyenler demiş ama Ceza ve tutuk evinde bulunan taksitli suçlanan hükümleri kastediyor aslında. Yabancılar yine seçimlerde oy kullanamıyor. 18 yaşından küçükler yine seçimlerde oy kullanamıyor. Bu sebeple sorumuzun cevabı Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet temel haklar ve ödevler anayasa giriş günleri ilgili çözümlerimizi ve tekrarımızı tamamladık arkadaşlar. Sorularımız bitti. Bir sonraki videoda... Göreceğimiz üzere yasama ile ilgili konularımız ve soru çözümlerimiz devam ediyor olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.